Şimdi bir haber var. Murat'cığım burada. İstersen biraz anlatalım. Bayram öncesinde 15 Temmuz tarihinde bizim Show Haber ekibi, gerçi Sümeyye birazdan gelir, karşı tarafa gittiler. Karşı taraf dediğimiz işte biz Sefaköy'deyiz. Kartal civarına gittiler. Orada bir hadise söz konusuydu. Arazi yüzünden kızdıkları gelinlerini demir çubuklarla dövdüler. Yetmedi. Olayı araştıran bizim ekibimizde Show TV haber ekibine Sümeyye de arasında var. Sümeyye Yılancı ve Fatih Güney'e saldırmışlar idi. Orada yeni gelişmeler söz konusu. Bir haberi izleyelim, o yine şiddet haberlerini. Tabii şiddetle kınadığımızı ifade ederek. Sonra Sümeyye de stüdyomuza gelir, bir konuşuruz. Gelecek. Neler yaşamışlar. Gelinin haline bakın. Lütfen gelin diyoruz yani. Oğlunun eşi, çocuklarının annesi demir sopayla dövülmüş bir kadın. İzleyelim. Abi bir saniye tamam. Tamam. Kapat lan telefonu. Abi dur bir saniye. Lan kapatsana. Seni getiriyorum da. Beyefendi. Bak hala kayıttasın. Kayıttasın. Dur. Şerefsiz yer falan. Tamam hayır. Önce gelinlerini dövdüler, ardından da neden yaptınız diye sormak isteyen Show Haber ekibine saldırdılar. Vücudumun hiçbir tarafını hissetmiyorum. Sopalarla, değneklerle vurdular. Demir sopalarla. Başımı yardılar. Dikiş var. Kaç dikiş atıldı? Ya 10 tane ya 15 tane var. Şef, vardınız mı? Sevim Bayram eşinin ailesi tarafından darp edildi. Kafası yarıldı. Demir çubukla defalarca beline vurdular. Tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde 4 çocuğuyla birlikte bekliyor. Korkudan evine dahi gidemiyor. Korkuyorum. Ben kendimden korkmuyorum. Beni öldürsünler. 4 tane çocuğumla burada kaldım. Paylaşamadıkları ne? Bir toprak yüzünden, bir para yüzünden. Paylaşılamayan ne kadar bir varlık ki? Varlık 5 trilyon yapıyor. Üzerinde hala kan içindeki tişörtü var. Üstünü değiştiremiyor bile. Evimize gitmeye korku yok çünkü silahlarından ellerinde bekliyorlar. Hala oradalar. Mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada Sevim Bayram neredeyse canından oluyordu. Olayın ardından Show Haber ekibi iddiaların odağındaki ailenin yanına gitti. Amaç onlara da mikrofon uzatmaktı. Ama cevap vermek yerine bu kez de ekibimizi darp etmeye çalıştılar. Küfür, tehdit yetmedi. Taşlarla saldırdılar. Çekersen seni vurdururum. Abi bir saniye tamam. Tamam. Kapat lan telefonu. Abi dur bir saniye. Lan kapatsana. Seni getiriyorum da. Beyefendi. Bak hala kayıttasın. Kayıttasın. Dur. Şerefsiz bir yer falan. Tamam hayır. Sizden istedikleri bir an önce evinizi bırakıp gitmeniz. Nereye gideceksiniz? Gidecek yerim yok. Hiçbir yere gidemem. Sevim Hanım anlamadım, sizin eşiniz bütün bunlara hiç ses çıkarmıyor mu? Ses çıkartmıyor. Ne aralarında ne bitti ne geçti bilmiyorum. Kaçırsınız. Dur. Şerefsiz tamam, yer abi, falan. Tamam hayır. Hatırlatalım. Saldırganlar 4 gün önce serbest bırakıldı. Evet. Dün serbest kalmışlar. Sümeyye geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen haber peşindesin, evet. İşinin peşindesin, ekmeğinin peşindesin. Aynen öyle. Ama sahada bütün bunlar başınıza gelebiliyor aslında. Öncelikle geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bir şey oldu mu? Ne oldu sana orada? Onu anlat önce. Tek değildim. Önce onun altını çizeyim. Fatih vardı ki o hani ben orada sadece can hıraç, Fatih'i ve kamerayı korumak her şeyden önce bağırdım. Çünkü hedef oydu, görüntü ondaydı. Belki kadın olduğum için hani beni biraz daha böyle darp etmeye çalışmadılar. Ama orada Fatih'e kiremitlerle saldırdılar. Yine ellerini falan tutup bir kolla... Ben şey, yani şöyleyim zaten adamlara. Evet. Bir tanesi orada tam işte kayıt bitiyor. Bu arada işte şoförümüz var, şoför abimize diyorum ki yan tut telefonu ve kaydet. Muhtemelen bir şey olacak. İyi ki demişim. Çünkü o an Fatih harbede sırasında zaten üstümüz bizim kameranın üzerine bir mikrofon vardır. O koptu. Kayıt bitti. O derece. Bizde devamı yok. Fatih böyle bebek gibi sakladı zaten. Hani ona bir şey olmasını çok, ya yani ona bir şey olacak diye çok endişe ettim. O geri kalan telefon görüntüleri, izlediğimiz görüntüler şeyin tamamen, şoförün görüntüleri. Hı-hı. Sağ olsun arabayı çalıştırıyor ve tembihledim. Sakın arabayı durdurma abi. Muhtemelen bir şey olabilir yani çok. Binip kaçmak zorunda kalabilir. Tabii, nasıl tabii. Gelişti bunlar? Şöyle gittik, kadınla konuştuk. Yani halihazırda bir haberde ne yaparsınız? Karşı taraftan da bir ses almak istersiniz. Tabii. Tabii. Çünkü tek taraflı olmasın. İddiasıysa şayet bir destekleyelim. Merhaba dedim. Girişte var zaten. Merhaba yaptım ve o kadar böyle hani neyip giriyorum ki. Evet. Sempatim. Merhaba. Zaten güzeldi. Kapat onu kapat diye bir bağırdım.
Beyefendi bir saniye konuşacağız. Merhaba diyorum tekrar. Muhtemelen yani tartışmanın böyle biraz şiddetli bir noktasında girdin sen oraya. Aslında tartışma yoktu. Onlar kendi bahçelerinde zaten hali hazırda gelini bekliyorlarmış. Hazır ve hazır yani. Tabii ki yani duruyorlar ve diyor gelecek bu. Çünkü gidecek yeri yok ki, kadın hastanenin bahçesinde yapmış. Dört çocuğuyla birlikte arabanın içinde. Düşünün, dört çocuk arabanın içinde, beş kişiler. Gittim ve olanlar oldu zaten. Orada işte, tam orada ben böyle tutuyorum bileğini. Evet. Orada kayıtta yok ama bir tanesi böyle beni itti. Fatih'e doğru geldi. Kiremit attı. Fatih'in ayağına ve eline geldi. İşte sonra gittik, darp raporu aldık. Sonra şikayetçi olduk. Asıl mesele burası herhalde. Oldunuz. Olduk. Ama ne oldu? Suç ceza mahkemesi. Görüntüler de ortada. Tabii bunlar hep var. Yani biz çok açık bir şekilde yazdık. Şöyle şöyle oldu. Tehdit var. Kapat onu, öldürürüm diyor. Açık ve net. Yani öldürürüm seni, dövdürtürüm falan diyor. Burada küfürler, kıyametler var. Bizim veremediğimiz, bitmediğimiz bir sürü şey var orada. Akabinde şikayetçi olduk. Sağ olsunlar işte yakacık emniyetine gittik, Kartal'a. Orada onları aldılar. Bir tanesi kayıptı. Onu sonra çok geç saatlerde bulmuşlar. Suç ceza mahkemesinde ilk dava görüldü. Ve nitekim serbest bırakıldı. Gerekçe nedir? Hiç bilmiyorum. Serbestler yani. Serbest bıraktık şu nedenle. Hiç bilmiyorum. Yani dün hatta amirle de konuştuk. Ne olacak peki dedim. Özellikle altın çizmeye. Ne yapacağız? Çünkü bizim kameramız kırıldı. Hı-hı. 60 bin liralık bir zararımız var. Hani tabii ki cana gelmesin. Hani evet. Allah korusun, ama malımız da zarar gördü. Şimdi yani tabii ki çok büyük bir şey atlatmışsınız. Şimdi kadının kısmını da ayrıca senin dilinden ve gözünden biraz daha ben irdelemek istiyorum tabii burada. Ki. Fakat burada iki kadına birden göz göre göre bir şiddet ve saldırı var. Medya mensubu. Evet. Sen bir annesin. Küçük bir bebeğin var. Evet. Şimdi sen ne kadar korktun kim bilir, genç bir muhabir arkadaş olarak sahada, eşin ne kadar korktu. Yani sen ne hissettiğini çocuğu bana bir anlatsana elbette. Ya korktum o an böyle zaten titriyorum, arabaya bindik böyle nasıl titriyorum dizlerim falan. Bir yandan kadın da bizim arabada, kadın ve kızı. Onları da kaçırıyorsunuz. Susun. Tabii onları kaçırıyoruz. Ne olur susun diye bağırıyorum, titriyorum. Fatih senin neyin var? Böyle orada zaten hayır diye bağırmaktan konuşamıyorum dedim yani, gitti böyle. Sesiniz. O kadar çok bağırdım ki tabii sonra hemen eşimi aradım, sonra anneme söyledim. Bir şey yok, böyle bir şey oldu. Akşam izleyeceksiniz çünkü. Çok şükür yani. Fatih'te de ben de mesleğin cilveleri diyeceğim ama yok. Kesinlikle. Böyle bir şey gerçekten. Hiç başına geldi mi sana? Hayır, hiç böyle bir şey başıma gelmedi bu şekilde. Ya gelse de gerçekten senin verdiğin tepkileri verebilir miydin bilmiyorum. Çünkü o anda iş apayrı bir şey ama ya insanın nefesi kesilir yani. Ben nereye düştüm? Şimdi erkek gücü olsa ne yapar Murat orada? Yani karşılık vermeye çalış. Şimdi sen kadına saldırıyorsun bir de. Şimdi gelinlerine de sen çok güzel bir soru sormuşsun orada. Diyor ki peki diyor... Neden diyorsun bu kadına? Kocan derdi bilmiyorum. Kocan nerede? İşe gitti dedi. Biz sonra konuştuk. Benim haberim yok ki vallahi. İşe gitti dedi. Nasıl dedim yani, siz dört çocukla hastanenin bahçesine bırakıp bir de kanlı tişört üzerindeyken işe gitti. Evet. Yapacak ve diyecek hiçbir şey yok. Geçmişler olsun. Peki daha evvel başına gelmiş miydi böyle bir şey? Geldi. Yine geldi. Sen kavga çekiyorsun. Ben çekiyor olabilir miyim acaba? Ya olaydan biraz böyle tatlı çıkardı. İğneleyici sorularla giriyorsun. Olur. Hayır, sormak istiyorum sadece. Hani en iyi konu konuşalım diye. Soru sormak iyidir. Soru soran kadın da iyidir. Sonra, evet. Hakkını da savun, sorununu da sor. Sonuna kadar arkandayız. Sümeyye'cim çok geçmiş olsun. Sümeyye sana çok geçmiş olsun. Fatih'e de çok geçmiş olsun. Çok teşekkür.